Dostlar herkese merhaba. Bu bölümde değeri çok bilinmemiş ancak fiyat performans grafiği çok yüksek 5 tane tekneyi inceleyeceğiz. İlk teknemiz çok az bilinen bir Fransız teknesi olan Centurion 42. Rakiplerinden ilginç özellikle ayrılan Centurion'un iç yapısında tik kullanımı göze çarpıyor. Aynı zamanda çiftçi darlı üst güverte yapısıyla yazın serin ve kışın sıcak kalabilen içinde yaşamak için çok ideal bir teknedir. Fiyat performans grafiği bize göre çok yüksek olan bu tekne içinde yaşamak, uzun seyirler yapmak için idealdir. Centurion 42 yazarak aratabilir, hem yeni tekneleri görebilir hem de 1985 yapımı bu ömürlük tekneyi de inceleyebilirsiniz. Fransız yapımı Centurion bize göre marka olarak çok az bilinen ancak çok kıymetli teknelerin arasında olması gereken bence biraz üst segment bir teknedir. İncelemeniz dileğiyle. 1990 yılında Geno nominal gemisi olarak üretilen Geno San Odyssey 51 oldukça ilginç bir teknedir. Özellikle retro ve klasik görünüm seven insanlar için iç dizaynı muhteşemdir. Genelde masif ağaç kullanılmış iç dizaynında çok huzurla kalabileceğiniz inanılmaz geniş bir alanı, aşağı yukarı 8 kişi çok rahat konaklayabileceğiniz iç hacim veren 51 fit olup 51 fitten daha fazla kullanım alanı sağlayan ilginç bir teknedir. Tabii ki yaşından dolayı şu an satın alınması daha kolay olan Geno San Odyssey 51 bence iyi bakıldığında, iyi bir sahipten alındığında gerçekten ömürlük teknelerin arasındadır ve az satılmıştır. Kıymeti de az bilinen teknelerdedir. Gerçekten kuğu gibi dizayn edilmiş bir Dufour 45 klasik bir amatör denizciyi ömür boyu mutlu edebilir. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İç dizaynında yine kaplama kullanılsa da köşelerde masif olması özellikle çarpma tutunma gibi durumlarda çok efektif. Dufour 45 klasik deplasman teknesi olmasına rağmen iyi dizayn edilmiş gövde yapısıyla boydaşlarına göre oldukça da performanslıdır. Ancak buradaki çok önemli tavsiyemiz ana yelkenin geleneksel slab reefing yani lazy jack'le kullanılmasıdır. O zaman Geno alanı biraz küçültülüp gerçekten verimli yelken yapılabilir. Çok iyi dizayn edilen Dufour 45'in dalga salınım performansı çok yüksektir. Aynı zamanda ince yapısından dolayı orsa performansına bayılacağınızı da garanti edebilirim. Bence ömürlük tekneler listesine kesin girmesi gereken bir teknedir. Bu serinin 30, 36, 38 ve 43 boylarında olduğunu hatırlatmak isterim. Ben eski bir 38 kullanıcısı olarak uzun yıllar Dufour 38 Klasik'te eğitimler düzenledim ve çok yarış kazandığımı da hatırlatmak isterim. Benotto firmasının üretmiş olduğu özellikle sert havalara çok dayanıklı teknelerden bir tanesidir 473 Clipper. Geçmişte 65 knot havaya kadar bizi güvende taşıdığını deneyimle sabit söyleyebilirim. İç hacmi geniş olmasına karşın gözükmeyen alanlarında da çok iyi kullanıldığı ve dizayn edildiği için jeneratör, klima gibi ekstralar takmak istediğinizde size bol alan sunan özel bir teknedir. Ancak sert hava için dizayn edildiğinden yelken alanı biraz küçük hesaplanmıştır. Bu yüzden kesinlikle furling ana yelkenden kaçınmanızı şiddetle tavsiye ederim. İkinci el çok uygun fiyatlarla ulaşabileceğiniz 473 Clipper'ın gövde renginin beyaz tercih edilmesi size çok büyük avantaj sağlayacaktır. Çünkü bu yaşta teknelerde koyu bordo renkleri size oldukça fazla masraf çıkarabilir. Ve geldik listemizin en ilginç teknesine. Dufour Atoll 43. Atoll 43 özellikle üst yaş büyüklerimiz için çok uygun bir teknedir. Çünkü bir motor yat konforunda dizayn edilmiş, çok büyük iç hacim, çok fazla kapalı alan ama gövde yapısı itibariyle de verimli yelken yapabilen nadir güzel teknelerden bir tanesidir. Kıymetinin az bilindiğini düşünmekteyim. Dünyada çok fazla satışta olan Dufour 43 Atoll'da yok. Ancak bulursanız ve bunun yapısı size uygunsa kaçırmamanızı tavsiye ederim. Atoll 43'ü internetten araştırabilirsiniz. Özellikle uzun seyirler, aileyle gezmek için çok ideal olduğunu göreceksiniz. Yelken eğitimi, uzun yol deneyimi, tekne transferi ve danışmanlık hizmetlerimiz için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın.
Yakında yeni eğitim konseptlerimizle sezonda birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.